Nerede kaldı? Çadırda mı? Şey, hayır, çadırda değil. Kışın vermişlerdi ama bu fiyatı. Bence o fiyatı. Şu taraftan bakınca şuradaki figüre göre. O çıktığınız yerde de var. Kayaların üstünde resimler var. Şimdi insanoğlu bulunduğu yerde bir iz bırakmak istemiş, kendini farklılaştırmak istemiş ve bununla ilgili olarak da sembolleri kullanmış. Mesela Orta Asya'da Kırgızistan'a, Kazakistan'a, Azerbaycan'a gittim. Daha çok dağ keçisini kullanmışız biz Türkler. Geyik derler ama dağ keçisi boyu kadar boynuzu olan keçiyi kullanmışlar. Onunla daha çok av sahneleri, şaman resimleri, davul, şaman davulu, insan figürleri kullanmışlar. Bulundukları yerlerde herhalde zaman zaman da yılın belirli mevsimlerinde, mesela gün dönümünde, belki Kıdrellez'de, belki Nevruz'da gidiyorlardı o tepelerde. Yenilerini yapıyorlardı herhalde her yıl. Bunu daha çok o işi yapmaya ehil kişiler yapıyordu. Şimdi sonra İslamiyet kabul ediliyor. Yazıya geçiliyor. Arap alfabeleri kullanılıyor. Artık bir kültür değişiyor ama nerede değişiyor? Sarayda değişiyor. Okumuş insanların arasında değişiyor. Halbuki Yörük, Göçer, Türkmenlerde değişen bir şey yok. Onların değişmesi yüzyıllar alır. Onlar o eski geleneği, kültürü buraya getiriyorlar. Ve çok büyük ihtimalle bu aşağıda Sarıgöl'den itibaren Gediz Ovası'nda kışları kuytu yerde kaldıktan sonra yazları bu tarafa göçüyor yaylaya. Göçtükleri yerlerde, yani bu barındıkları yerlerde görüyorsunuz biraz şamanı andıran, daha sonra İslamiyet'e geçişle birlikte ıbrık, yani temizliği sembolize eden resimleri görüyoruz burada. Değişmemiş, işlev değişmemiş. Yine yapıyor. Ritüelin şeysi var, kalıntısı var burada. Şöyle yolak, bunlar çok sık gördüğümüz kaya resimlerinin bulunduğu. Ha, dedik ya, yüzyılları bulan bir değişim dönüşüm söz konusu. Şimdi burada da bir sanki bir ıbrık görüntüsü var gibi, bir yine insan figürü var gibi görüntüsü var gibi.